Son zamanlarda yapılan çalışmalarda biz de alan çalışmalarımızda vatandaşın bu şekilde teveccühü olduğunu görüyoruz. Şimdi en güzel anket dedikleri şey birebir vatandaşla temas kurma. Biz sıkılmadık el, dolaşılmadık kapı bırakmıyoruz. Bu vatandaşın son zamanlarda özellikle biz şuna çok dikkat etmeye başladık. 2 senedir hem Covid'in girmesi hem önceki ekonomik sorunlar bir anda şu Covid'le birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı. Biz yıllarca bir birikim yapmamışız. Vatandaş bu noktada ciddi bir serzenişte bulunuyor. Bu serzenişin odak noktası tabii ki şu anda yürütmenin başında olan iktidardır. İktidarı eleştirmek zorunda ama iktidar eleştirmekten öte tavsiye niteliğinde bulunuyor vatandaşa. Hatta bazen böyle Ramazan'ın da vermesi noktasında fetva verebilecek boyutta da sabır telkininde bulunuyor. Ama insanların sabredecek noktası kalmadı. Doğal olarak bir kurtuluş arıyorlar. Kurtuluşu da söylemlerine dikkat ettikleri, samimi gördükleri bir İyi Parti olarak bizlere ifade ediyorlar. Bu tabii ki biz kuruluş aşamasında da söyledik. Biz Türk siyasetine iyi gelmek amacıyla geldik. Yani şu anda geçmişte iktidardan memnun olunsaydı biz kurulmazdık. Cumhuriyet Halk Partisi gerekli muhalefeti yapmış olsaydı o dönemlerde biz yine kurulmazdık. Biz bu boşluğu gördüğümüzden dolayı vatandaşa karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen bir siyasi anlayışı gördüğümüzden dolayı Türk milletinin sesi olmak için çıktık. Bugün Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında da gördüğünüz gibi milletin kürsüsüne milletin sesini çıkarıyor. Önemli olan bu zaten. Senin sesini ifade etmek bizim derdimiz. Bunu ifade ettiğimiz sürece de insanların bize bakış açıları, teveccühleri daha da artmaya başladı. Tabii ki bu da anketlere yansımaya başladı. Nedir başkanım? Şu anda Tekirdağ'da oy oranınız nedir? Şimdi Tekirdağ'da son bana gelen anket oranı kararsızların dağıtılmadan önceki harika 18,7 civarında. Yani kararsızları da dağıttığımız zaman anket olarak baktığımız zaman 20. Ama ben alanda bunun daha farklı olduğunu görüyorum. Tabii ki anketin yapılma şekli bize Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu herkese gelen bir anket bu. Bütün siyasi partiler de geliyor bu anketler. Ama bu anketlerin şöyle bir özelliği var. Nasıl yapıldığı, nasıl soru sorulduğu da çok önemli. Biz bunun gerçeği yansıtmadığını görüyoruz. Bu oran varsa bile bu iş hakikaten insanlar yani bir dip dalga oluşturmuş. Şu andaki oranlara göre kaç vekil çıkartıyorsunuz? Şu anki orana göre bizim 2 milletvekilimiz zaten mevcut olarak gözüküyor. Yeni seçim yasasıyla birlikte tekrar 8 milletvekiline çıktı. Belki zamanda yapılacağı düşünülen bir seçimde artar mı artmaz mı onu bilmiyorum ama şu anda 2. Ama ciddi oranda da yükselişe geçtiğinden dolayı bizim şu anki hedefimiz 4 milletvekili. Şu anda 2,5 noktasına gelmiş pozisyondayız. Tabii ki diğer siyasi partilerin de alandaki çalışmaları, vatandaş karşılığı bize bu milletvekilini sağlayacak diye düşünüyorum. Tabii aday belirleme hususu da burada etken olacağını düşünüyorum. Yeni katılımlar olacağı bununla alakalı değerlendirme. Sayın Genel Başkanımız Tekirdağ ziyaretinde ciddi bir katılımlar da olacak. Bunun altyapıları da gerçekleştirdi. Bizde şöyle bir sıkıntı oluşuyor doğal olaraktan. Tekirdağ özelinden söylüyorum ben bunu. Kamuya alımlarında, sözleşmeli kamu personeli alımlarında malum insanlar tedirgin olduğundan dolayı bizlere üye olmaktan imtina ediyorlar. Üye olmaktan çekiniyorlar. Malum bir tarafta da ittifak olmamıza rağmen, her ne kadar ittifak olmamıza rağmen personel alımları hususunda da ya ben belediyeye işe gireceğim. Bakın çok hassas bir şey. Ben belediyeye işe gireceğim demelerinde bile ya üye olmak istemiyorum, üyelikten çıkıyorum diyerekten. Yani biraz tedirgin oluyor insanlar. Biz bu şekilde yani insanlara iyi gelmek noktasında bir çalışma yaparken baskı kuramayız. Üye olmak, gönüllülük esasına göre. Bazen bakıyoruz bizim en büyük katılım oranımız internet üzerinden başvurularımız oluyor. Yani daha sonra ilçe teşkilatlarımız, teşkilat başkanlarımız, mahalle temsilcilerimiz onlarla birebir kendi yerlerinde temas kuraraktan üye kayıtlarını gerçekleştiriyorlar. Şu anda 10 bine yakın bir üye bandına yaklaşmış bir İyi Parti'den bahsediyoruz. Düşünün bundan 2 sene önce 1900-2000 üyesi olan bir İyi Parti bugün 10 bin bandına yaklaşmış. Katılım hangi kesimlerden olacak başkanım? Böyle bir Ya şöyle bir şey var, ilginçtir. Katılım hani çok
övünerek anlattıkları böyle garip gördükleri bir Z kuşağı var ya, Z kuşağı bilinçlenmiş, Z kuşağı gençler özellikle ciddi bir katılım sağlıyorlar, bilinçli bir siyaset yapıyorlar. Sayın Genel Başkanımızı bir anne bir abla olarak gördüklerinden dolayı araştırma gereği duyuyorlar. Onların söylemlerini söylediğini düşünüyorlar. İyi Parti'nin dilinin onların diline daha yakın olduğunu görüyorlar. Hamaset siyaset yapmadığını görüyorlar. Vaatlerinin gerçeğiyle bağdaştığı bir vaat veriyorlar. Gençlerden böyle bir ciddi bir katılım var. Geçmişte ben bunu her alanda da söylüyorum. Herkes geçmişte bir siyasi partiye oy vermiştir. Herkes geçmişte bir siyasi partinin başarısı için mücadele etmiştir. Ama o siyasi parti onların beklentilerine karşılık verememiştir. O yüzden İyi Parti'yi kendine daha yakın görmüştür. O kesimlerden de katılım var. Yani aslında sorunuzun içerisinde şu beklenebilir. Ya AK Parti'den mi CHP'den mi katılım? Bize her kesimden bir katılım var. İlginç gelir ki yani biz oy kıyaslamayı yapamıyoruz yani. Ha geçirgenliği en yüksek olan partiyiz. Ama dediğimiz gibi şuradan ilk kez siyasete katılan arkadaşlar var mesela. Üye olan arkadaşlar var. Bunun da önünü biz bildiğiniz gibi kongrelerimizde yaptık. Ben yönetim kurulumu geçmişte hiçbir siyasi tecrübesi olmayan ekip arkadaşlarımla kurdum. Bugün Tekirdağ'ında söz sahibi olacak bir kadro oluşturduk. Herkesin siyaset yapabileceği, herkesin kendini bulabileceği bir parti olduğumuzdan dolayı her kesimden de bir katılım var.